Sony yeni bir kulaklık tanıttı. MDR MV1. Ve bu kulaklığı bana gönderdi. Bir kulaklık uzmanı olarak MV1'i yorumlamamı istedi. Sony Z1R'yi kanalımda ağırlamıştık. Markanın en iyi kulaklığı, neler yapabildiğini birlikte görmüştük. Sony'nin müziğe ve müzisyenlere özgün bir yaklaşımı var. Bunları hem Sony müzik ekipmanlarının tonal karakterinde hem de markanın felsefesinde görüyoruz. Öyle ki Sony kelimesi Latince'nin sonus kökünden geliyor. Bu ses demek. Ben şahsen müziği anılarımı depoladığım bir hard disk olarak görüyorum. Bu benim için gerçekten böyle. Sony yap ve inan diyor. MDR7506'dan beri müzik dünyasının önde gelen isimleri Sony kulaklıkları kullanarak yaptıkları işi yapıyorlar ve inanıyorlar. MV1 bir arkası açık stüdyo kulaklığı olmasına rağmen müziğin derinliğine dalmanızı sağlayacak güçlü bas tepkisi ve genel olarak enerjik tonal karakteriyle diğer stüdyo kulaklıklarından ayrışan bir kulaklık. O cansız, kuru ve dümdüz bir kulaklık değil. Tam tersi. Anlayacağınız tam bir Sony. Arkası açık tasarımı ise adeta müziği doğrudan etrafınıza yayıyor gibi 3 boyutlu holografik bir ses sahnesi sunuyor. Ben MDR7506'dan sonra yeni stüdyo efsanesi olacağına inandığım bu kulaklığı size uzun uzun anlatmak isterim. Ama önce her Sony müzik ekipmanını kulağına takan müzisyenin yaptığını yapmak ve yaptığım işe inanmak istiyorum. İyi kulaklık, duyduklarınız ile sizi şaşırtabilen, doğru kulaklık ise sizi dans ettirebilen kulaklıktır. MV1 hem iyi teknik performansı yani çözünürlük ve detay başarımı hem mixleriniz içerisindeki hataları ayrıştırabilmenize olanak sağlayacak frekans cevabı hem de müzikal tınısı ile ikisi de olmayı başaran bir Sony. Thank you.
Ha dur şey, ses içinde senkronizasyon, onu yapmamıştık. Direkt davulla. Yapıyorum. Tamam, bunu da koyacağım ama burayı. Birkaç haftadır sevgili Ferit Odman'la bu parça üzerinde çalışıyorduk. Benim için aşırı değerli ve keyifli anlardı. Mükemmel bir tecrübe oldu yani. Daha Ferit abi kulaklığı bugün taktı. Takmaya Doğru. da devam edecek. Ama ilk bu provalarda neler hissettiğini, rahatlığı hakkında, ses kalitesi hakkında, open back'liği hakkında, kayıt alınabilip alınabildiği hakkında, cümlemi kuramadım anladınız. Yorumlarını almak istiyorum abi. Evet, kulaklık şaşırttı beni. İyi anlamda şaşırttı. Onu ilk hemen söyleyeyim. Çünkü senle konuştuğumuzda bu videoyu yapacağız ama bu benim kulağımda olacak. Fakat open back kulaklıklarla kayıt yapılmaz biliyorsunuz. Çünkü Yani dışarı bu sızdırıyor. sızdırıyor. Bu normalde kayıt yapılabilecek bir kulaklık değil. Fakat demin bir kayıt yaptık ve bir sızdırma bu setupta, benim setupımda en azından bu seviyeyle olmadı. Kayıt bile yapabileceğim bir kulaklık olduğunu en azından gördüm. Ve sen sevindin çünkü dedin ki çok konforlu, ses kalitesini Evet. çok beğendim dedin. Mutlu oldun çünkü stüdyomda da demek ki kullanabileceğim dedin. Aynen öyle. Süper. Yani hemen diğer yıllardır kullandığım kulaklığımla karşılaştırdım tabii ki. Alışık olduğunuz şeyle karşılaştırmak en iyisi bir ürünü anlamak için. Dünyalar kadar fark var. Çok daha rahat sürülüyor bir kere. İnanılmaz hafif. Konfor her şey zaten. Yani biliyorsun bir kulaklıkta uzun saatler burada çalışıyoruz. İşte kaydediyorsun önce. Ben sonra burada mixini yapıyorum, mastering yapıyorum. Bunu yaparken tabii ki çok uzun saatler geçiyor ve en önemli şey rahatlık. Hakikaten çok hafif. Yani yok gibi bir şey. Kulağında yok gibi. Kulağımda Bir yok gibi de open hissediyorum. back kulaklığın iki, genel olarak bütün open back kulaklıkların konfor avantajı var. İki konfor avantajı. Bir Evet. tanesi arkası açık olduğu için kulaklar hava alıyor ve Evet. terleme azalıyor. Tabii. İkincisi de iç basınç az olduğundan, Doğru. özellikle dip frekanslar sürekli duymaya alışkın olduğun senin davullarda senin kulak sağını bir süre sonra yoruyor. Yoruyor tabii. Bu yormuyor. Yormuyor. Bir de yani çok açık bir ses vardı. Ferah. Hakikaten ferah yani Geniş bir doğru sahne. geniş sahne, ferah bir ses. Dediğim gibi buralar acayip yumuşacık bir padding var burada. Kumaş gibi bir şey. Kumaş gibi. Ben genelde neden şapka takıyorum onu da söyleyeyim. Bütün kulaklıkların burası bu gerçek deriye benziyor. Bütün kulaklıkların burası deri ama kel insanlar. Böyle de bir durum var. Davulcuların da çoğu kel. Bu kulaklıkların deri kısmı çok çabuk terden dolayı Soyuluyor. soyuluyor, aşınıyor. Ben o yüzden genelde hep yaptığım kayıtlarda şapkayı tercih ediyorum. Şimdi kulaklıklar için şapkayla rahat olması da önemli bir şey. Yine eski her zaman alıştığım kulaklığa göre karşılaştırdım. Şapkayla da acayip rahat ve yani ben bunu kullanacağım. Zaten kullanmayacağım bir ürünün şeyinde bulunmak istemem. Hakikaten kullanacağım bir ürünle ilgili konuşuyorum şu anda. Onu anladım en azından. Bunun böyle olup olmayacağını bilmiyordum bu arada. Sen getirip bana ulaştırana kadar bilmiyordum. Şu anda çok mutluyum. Süper. Müthiş bir ses, çok rahat. Daha ne olsun zaten yani. Süper. Kayıt da yapabiliyorum. Süper. Daha fazla diyebileceğim bir şey yok. Çok mutlu oldum. Müzik de kal diyoruz sana. O zaman çalalım. Çal abi. Arkası açık kulaklığın bir avantajı da ve bu kulaklığın üst tizlerinin tonal karakterinin biraz daha önde olmasının da bu avantajla birleşmesiyle eller böyle olmamalı. Orada piyanisti kaybettik. Sana yardımcı oluyorum. Ya bir şey söyleyeceğim.